Bakan Recep Peker'in İzmir gezisi şehrin pek az kaydettiği büyük ölçüde heyecanla karşılanmıştır. İzmirliler başbakanı selamlamak için birinci ve ikinci kordonları, yan sokakları ve meydanları kaplamış bulunuyordu. Başbakan İzmir Halk Evi'ne giriyor. Başbakan burada iç ve dış politika konuları üzerinde bir söylev vermiştir. Bu söylev kısmi seçim arifesine rastladığından başbakan bu mevzu üzerinde bilhassa durmuş ve memleketimiz siyasi hayatında her zaman için esas olacak şu sözleri söylemiştir. Askerlik vergi gibi oy vermekte vatandaşın vazifeleri arasındadır. Bu söylevi halk evi dışında toplanmış binlerce halk da hoparlörlerden alakayla takip ediyordu. Başbakan bundan sonra Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ni açmaya geliyor. Bu modern müessesenin göreceği hayırlı işlerde memleket çocuklarına büyük faydası olmasını dileyen başbakan halka bir hitabede bulunmuştur. Sonra hastanenin kapısındaki kurdeli kesmiş ve en yeni tesislerle meydana getirilmiş olan hastaneyi İzmir'e büyük emeği geçmiş Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Behçet Uz'la birlikte gezmiştir. Başbakanın İzmir seyahati büyük bir canlılık havası içinde birçok diğer müesseseleri ve teşekkülleri de ziyaretine fırsat vermiştir. Şimdi Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'nda. Başbakan burada da öğrencileri daha çok çalışmaya ve memlekete faydalı olmaya teşvik eden pek samimi bir hasbihalde bulunduktan sonra İzmir Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret edecektir. Başbakanımızın ticaret ve sanayi odasındaki hasbihalinde önemli belirttiği nokta şu olmuştur. Tüccar tüccardır, asker de askerdir. Biri alışveriş, diğeri cephede vazifeyle meşguldür. Fakat tüccar da sadece kendi karını düşünmemeli, amme hizmetini yapan bir idealist olmalıdır. Başbakan Peker, Karşıyaka'da Atatürk'ümüzün annesinin mezarına bir çelenk koymaya geldi. Dünyaya insanlığın en büyük varlıklarından birini getiren ana, Atatürk'ün anası işte burada yatmaktadır. Bundan sonra başbakan Karşıyaka Halk Evi'ne giderek orada hazırlanmış olan bir resim sergisini açmayı kabul etmiştir. Başbakan şimdi İzmir şehri içindeki tetkik, temas ve ziyaretlerini bitirmiş bulunuyor. Kendisini uğurlayanlarla vedalaşarak Menemen'e gidecektir. Menemen'deyiz. Kutsal bir gaye uğrunda can vermenin timsali olan İnkılap Şehidi Kubilay'ın anıtı önünde halka bir hitabede bulunan başbakan demiştir ki, Şehit Kubilay maddeten ölmüştür. Fakat onun müdafası uğrunda kanını akıttığı büyük eser, Türk devrimi muazzam manasıyla bütün varlığıyla ayakta durmaktadır.
Başbakan anıta kendi eliyle bir çelenk koymak ve bu yüksek hatırayı tescil etmek için geliyor. Sonra Menemen Halk Evi'nde bir müddet dinlenmiş, belediye ve Demokrat Parti'yi de ziyaret etmiştir. Bu ziyaretlerinde Vali Soyer ve komutanlar kendisine refakat ediyordu. Artık Bergama yolundayız. Yer yer halk tarafından hararetle karşılanan başbakan, inkılap çalışmalarında hiç aksaklık göstermeden inançla yürümüş olan bu yurt parçalarını derin hatıralarla gezmiş, halkla yakından temas etmiş, kendileriyle görüşmüştür. Bergama'ya girerken bir askeri kıtayı teftiş ediyor. Başbakan Peker, Bergama'dan halkın coşkun tezahürleri arasında Manisa'ya geçmiş ve sonra Ankara'ya dönmüştür.